Değerli dostlar merhaba. Yeni bir yayında haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Tanıtımlarımızda aslında büyük gün dedik. Çünkü bildiğiniz gibi tarım kredi kooperatiflerine bağlı marketler çok fazla sayıda üründe. Yine %25 ile 35 arasında değişen oranlarda indirime gittiler. Şimdi tabii sosyal medyada da haberler yayılmaya başladı. Pek indirim olmadığını söyleyenler var ama sonuçta ciddi kuyruklar da oluşmuş. Biz bunları aktaracağız ama bunların ötesinde değerli dostlar, yani özellikle bir devletin 2019 yılında bildiğiniz gibi tanzim satışlarla, deyim yerindeyse, pazarcılığa başlamıştı. Şimdi bu süpermarketçilik ne kadar işe yarar? Bu gerçekten iktisadi bir durum mudur? Yoksa gerçekten 2-3 aylığına, belki de o da çok uzun vadeli konuştuğumuzu da biliyoruz. Çünkü az sonra anlatmaya gayret göstereceğiz. Fiyatların bir nebze olsun düşmesini sağlayıp aynı 2019 yılında tanzim satışlarda olduğu gibi bu kadar üretici fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin arttığı bir süreçte yarıya gerçek anlamda merhem olur mu olmaz mı? Tüm tartışma konusu aslına bakacak olursanız bu ve dikkatli izleyicilerimiz, bilenler, takip edenler bizleri aslında sorularımızın içerisinde cevabının da olduğunu net bir şekilde tahmin edebilirler. Biz tabii ki biraz açacağız. Bu arada sosyal medya yayınlarımızı da beğenirseniz, paylaşırsanız, oralardan görüşlerinizi, fikirlerinizi de aktarırsanız çok seviniriz. Şimdi tabii cumartesi, pazar ve bugün de ulusal, bölgesel, yerel basında çıkan haberler de var bu konuyla ilgili. Bunların hepsini şöyle tabii satır başları halinde aktarmaya gayret göstereceğim elimde olduğu kadar, dilimin döndüğü kadar ama burada asıl önemli konu, az önce de söylediğim gibi, bu işin gerçekten hani ekonomide ne kadar yeri var ki, ekonomi dediğimiz zaman çok farklı sayıda alt başlığı var. Bunların hepsini teker teker ne kadar ilgilendiriyor? Bunları aktarmaya çalışacağım. Birkaç hazırlık yaptık arkadaşlarımızla. İlk önce bir haberdar edelim. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ilk önce Esküt Kurumu'nda kuzu eti için, hemen ardından da tarım kredi kooperatiflerinde çok fazla sayıda temel ihtiyaç maddelerinde indirim olacağını söyledi ve bugün indirimli satışlar başladı. Kapıların önünde kuyruk var. Mesela Akşam Gazetesi rafta indirim günü başlığıyla vermiş bu haberi. Bunu detaylandırayım biraz sizlerle. Ondan sonra üzerine güzel güzel konuşalım. Tarım kredi kooperatifleri, marketleri temel tüketim ürünlerinde bugünden itibaren indirime gidiyor. Özellikle personelden etiket değişikliği için bugün erkenden iş başı yapması istendi. Marketlere yoğun ilgi bekleniyor ki o ilgi oldu. Burada tabii ki üzüldüğümüz bir nokta da var o kuyrukları görünce. Hani ekonomisi resmi rakamlara göre ve yöneticilerin söylemlerine göre gelişen, büyüyen bir ülke o kuyruklara %20, 25, 30 için girer mi? Evet, giriyor. Ne yazık ki kuyruk oluyor. Burada tabii şu da bir gerçek. Sosyal medyada da vardı. Değerlendirilmesi gereken bir alt başlık aslında bu. Ciddi anlamda ihtiyacı olmayan, evine stok yapanlar da aslında o kuyrukların içindeler doğrusunu söylemek gerekirse. Bu da çok yanlış. Gerçekten ihtiyacımız yoksa şimdilik gerçek anlamda dar gelirli olanlara bırakalım o rafları diyorum. Şimdi bu piyasayı etkiler mi? Nurettin Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması. Ben ona deyim yerindeyse bir yalvarışı vardı. Daha önce Berat Albayrak da tanzim satışlar döneminde aynı şeyi yapmıştı. Diyor ki Sayın Nebati, Hürriyet gazetesi, çoğu gazetede var da işte biz seçiyoruz. Zincir marketlere de indirim çağrısı. Sayın Cumhurbaşkanı da yapmıştı bunu. Burada diyor ki işte biz tarım kredi kooperatiflerinde ürünlerin fiyatlarını düşürdük. Lütfen diğer zincir marketler de bize uysun. Hani alın verin ekonomiye can verin vardı. Şimdi işte enflasyonla mücadele vardı. Hep birlikte yapıyoruz. Şimdi birlikten bereketi olmuş onun adı. Böyle güzel güzel mottolar da belirleyip algı yaratmayı da gerçekten çok çok iyi biliyorlar. Zincir marketlere indirim çağrısı yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından. 30'dan fazla üründe indirim olduğunu söyledi. Ama şu önemli,
vatandaşlarımızdan yana attığımız bu adımın ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerinde olumlu yansımasını bekliyor. Fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz diyor. Yani izlemeye devam etsinler. Çünkü bildiğiniz gibi bizim kısa adıyla hani gıda komitesi dediğimiz bir komite de vardı. Piyasanın bütün aktörlerini gerçek anlamda ve mobil sistemlerle izlediğini söyleyen, her toplantısında kopyalı yapıştır hemen hemen aynı kararları alan ve sonuçta da işte biliyorsunuz %100'ü geçen bir gıda enflasyonu, o da resmi rakamlara göre karşı karşıyayız. Tarımda girdi maliyetlerin endeksine baktığımız zaman yine resmi rakamlara göre %150. TÜİK saat 10'da bugün bir veri açıkladı. O da üretici fiyat endeksi. Onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Burada Nurettin Nebati açıkçası diyor ki ne olur, ne olur. Ey diğer marketler, bakın biz elimizden geleni yapıyoruz. İndirime gidiyoruz. Hani elden gelen de bu, sadece yapacak bir şey yok ki. Topu topu tarım kredi kooperatiflerinin işte 1300 marketi var. Çok büyük bir bölümünde zaten kasap reyonu da yok. İşte biraz toprak mahsulleri ofisinin, biraz et ve süt kurumunun 10-12 tane, işte 18 tane her neyse, 18 ilde 14 ilde 18 tane mağazası var. Bütün bunlarla biz bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Yani biz devlet olarak önce tanzim satışçılığa, yani pazarcılıktan sonra markete, işte kuyrukları görüyorsunuz. Arkadaşlarım sağ olsun hemen getirip koydular. İnşallah az önce söylediğimiz gibi çok çok büyük bir bölümü bu vatandaşlarımızın gerçekten dar gelirlidir. Hani orta ve orta üst seviyede gelire sahip olup da biraz işte depoma koyayım diyenler yoktur. Varsa da ne olursunuz gitmesinler. Yazıktır, günahtır. Şu görüntülere bakar mısınız? İnsanın gerçekten içi acıyor ve ciddi anlamda, hani ekonomisi büyüyen bir ülkenin manzaraları gerçekten bu olmamalı. Sabahın kör saatlerinden itibaren, sabah işe gelirken birkaç tanesini yolumun üstü olmamasına rağmen geçtim ve önünde beşer onar kişilik kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Allah hepimizin yardımcısı olsun, ama bu kalıcı çözüm değil, gerçekten değil. Dönelim biz tekrar, ara ara yine onu Ömür abi verir, yönetmenim. Bu zincir marketlere indirim çağrısı var ya, gerçekten içler acınası bir durum. Ve bu zincir marketler bu indirimi yapacaklar mı? Bakın, yapmayacaklar. Belki bir iki günlüğüne birkaç temel üründe. Çünkü bu o kadar değişik ve bol parametreli hesaplanabilen bir sistem ki. Bir kere market sayısı önemli. Marketteki rafların alanı önemli. Bunlar santim santim kontrol ediliyor, biliniyor. Bunlara göre süpermarketçilikte satış istatistikleri, satış politikaları oluşturuluyor. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde dökümü yapılıyor. Hangi market ucuza ne kadar ürün satabilir? Bunların hesabından sonra ancak, dediğim gibi, belki bir iki günlüğüne, hadi bilemediniz bir iki haftalığına, diğer marketler çok çok az ürün grubunda indirime giderler. Onun dışında fiyat aynısı olur. Bunu bir, hani 20 yıllık gazeteciyiz, böyle şeyler çok oldu, özellikle son 4-5 yılda çok oldu. Bir, buradan biliyoruz. İki, hadi bizi bırakın, geçin bizi. Deneyimi falan, hani biz de aile geçindiriyoruz sonuçta, biz de alışveriş yapıyoruz. Bu işi çok iyi bilen ekonomistler aynı şeyi söylüyor. Bunun kalıcı bir çözüm olmayacağını, çok kısa süreli etkili olacağını söylüyor. Bir diğer tarafı da şu, bu da acıdır aslında. Şimdilik susuyorlar ama büyük perakende zincirlerinin CEO'ları ya da bunların bir araya geldiği meslek örgütleri de bu süreç bittikten sonra, bakın görün, burada haberlerini hep birlikte vereceğiz. Şunun açıklamasını yapacaklar. Biz zaten indirimlerin uzun süreli olmayacağını biliyorduk. Yani bir yandan indirim yapıyorsun, indirim yaptığın günün gecesinde mazota benzine zam geliyor. Girdi maliyetleri almış başını gidiyor. Bunu her zaman söylüyoruz, artık dilimize pelesenk oldu. Biz bile söylemekten sıkıldık. Siz işte biraz indirim yaptığınız zaman bunun bütün perakende, gıda perakende sektörüne yansıyacağını ummuştunuz.
böyle bir şey olmayacağını biz zaten biliyorduk diyecekler. Biz de o zaman soracağız ki bunları biz büyük bir cesaret örneği gösterip aslında bu devirde söylerken sizler niye söylemediniz dediğimizde işte biz işte tüketicinin güvenini kırmayalım, biraz hükümet politikalarını destekleyici bir tavır alalım, biraz duruma bakalım görelim ama böyle olmayacağını zaten biz de biliyorduk diyecekler. Bakın emin olun o haberleri de çok uzun bir süre değil yani bundan 15-20 gün sonra ben de burada ekranlarınıza taşımaya gayret göstereceğim değerli dostlar. Bu kesin böyle olacak. Yani bakın görün. Çünkü neden? Çok ciddi anlamda zamanında tedbirler alınması gereken bir konuydu bu. Yani bir perakende yasası, bir hal yasası, ürünleri takip ediyoruz diye her ay toplanıp hava attıkları gıda komitesinden alınan kararların gerçek anlamda sahaya yansıması. Bunları sağlayamayan bir otorite yani 1300-1400 marketle bütün Türkiye'deki perakende sektöründe gıda fiyatlarının düşmesini sağlayamaz. Bu kadar açık ve net. Bu tamamen gayri iktisadi bir durumdur. Şu tartışmaları hani pek de girmek istemiyorum. Bu serbest piyasa ekonomisine uygun mu? Kesinlikle hayır. Şimdi 1300 Tarım Marketi'nde kasap reyonu da açılacakmış. Yeni Şafak Gazetesi'nin bir haberi var. Ömür abi getirir onu ekrana. Vatandaşın kırmızı ete uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için tabii ki et ve süt kurumu yetmiyor. Tarım kredi kooperatifleri de kasap reyonu açacak demiş Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi. Peki bu sefer esnaf yani kasaplar o marketlerin fiyatına et satamadığı zaman onların gelirleri ne olacak? Yani esnaf ölsün mü? Şimdi esnaf konfederasyonları, birlikleri, örgütleri çok konuşmuyorlar ama tekrarlamayayım. Az önce söylediğim gibi onlar da 10-15 gün sonra konuşmaya başlayacaklar bu serbest rekabet koşullarına aykırıdır diye. Bu işin gerçeği budur. Bir şeyi zorla fiyatını düşüremezsiniz, arttıramazsınız. Eğer arada mafyatik oluşumlar yoksa zaten alın terinden fazlasını da bu acımasız küresel rekabet, ulusal rekabet hatta tamamen piyasadan siler atar. Ha silmediğini düşünüyorsanız o zaman bir mafya vardır o işin içerisinde ya da mafyatik organizasyonlar vardır. Onların da tepesine binmek zaten devletin kolluk kuvvetlerinin ve yargısının görevidir. Şimdi siz bütün bunları belli bir seviyeye çıkıp yapamadığınız zaman bir talimatla ve şunu çok iyi biliyorum ben. Yani lütfen yanlışım varsa da hani konuşuruz, ararız. Hani pek fazla belki tercih etmez bizim programlarımızda olmayı ama bunun böyle olmayacağını en iyi bilenler kimler biliyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanı Sayın Kirişçi, Ekonomi Bakanı Sayın Nebati, Tarım Kredi'nin Genel Müdürü Sayın Aydın. Yani verilen talimatı tamam uygulamak zorundalar. Bunun hiçbir şekilde yani bir seçim yatırımı olduğunu, kalıcı olmadığını en iyi bilen de onlar. Çünkü tarım sektörünü bilenler, bu işin perakendesini, ticaretini Sayın Aydın'ın Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın'ın bankacılık tecrübesini de biliyoruz. Bunun tabii finansal piyasalara, krediye erişimi yani bütün derya deniz raporları attı zamanında önüne. Bunun böyle olmayacağını en iyi onlar biliyor. Ama tabii ki ne yazık ki emir demiri de kesiyor. Bu arada tabii ki kimilerinin yandaş, kimilerinin hükümet yandısı dediği medyanın çok büyük bir bölümünün böyle anlı şanlı yazarları da getirelim o kuyrukları tekrar değerli kardeşim. Anlı şanlı yazarları da yani gerçekten yani 45 yıllık, 50 yıllık gazeteciler yani şunu yazabiliyorlar. Bu piyasayı müthiş bir şekilde etkileyecek. Bakın görün şimdiye kadar işte görülmemiş bir indirim furyası olacak. Bir de şu var aslında bakacak olursanız. Türkiye İstatistik Kurumu muhakkak akıllarına gelmiştir. Alemin akıllısı ben değilim ama Türkiye İstatistik Kurumu şunu yapar mı? Ne dersiniz değerli dostlar? Bir sonraki ayda enflasyonu yani tüketici fiyatları endeksini açıklarken acaba tarım kredi bütün gıda fiyatlarını tarım kredi kooperatiflerinin bu indirimli fiyatlarından alıp da daha da fiyatları baskılayıp enflasyonu düşük gösterip de bakın gıda enflasyonu
düştü algısı yaratır mı? Vallahi bence çok süper fikir. Bunu bir düşünmeliler Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri. Zaten ellerinde olduğu kadar baskılayıp duruyorlar. Makyajlıyorlar daha doğrusu bütün enflasyonu. Ben olsam öyle yaparım. Yani tarım kredi kooperatiflerinin bugünden itibaren en ucuza sattıkları ürünleri alırım. Gıda enflasyonunu buna göre hesaplarım. Böyle %100'ün altına böylelikle çok daha rahat düşer. Nasıl fikir? Bence vallahi çok iyi fikir. Bu uygulanmalı. Şimdi efendim bu arada tarımda üretici fiyatı endeksi açıklandı. Şu TÜİK tablosunu da rica edeyim ben Ömür abimden. Ortalaması %157,89, %158 değerli dostlar. Tarımda üretici fiyatları endeksi. Temmuz verisi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %157 oranında artmış. Burada biraz detay vermekte fayda var. Koyun, keçi, canlı ve bunların işlenmiş süt ve yapağları %74. Zaten %74'ün altında yok. Diğer çiftlik hayvanları %75, küsuratları atıyorum. Canlı kümes hayvanları yumurtalar %119. Yağlı meyveler %127. Yumuşak çekirdekli meyveler %133. Canlı sığırlar %136. Ortalama o kırmızı gözüken %158. Çeltik. Vay vay vay. %177. Sebze, kavun, karpuz, kök ve yumrular. %192. Pirinç, hariç, tahıllar, baklagiller ve diğer yağlı tohumlar. %192. %200 pardon, lifli bitkilerde %256. Şimdi hatırlar mısınız? Kış aylarında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimiz ya mevsimini bekleyin demişlerdi. Yaz tarla ürünü girecek, fiyatlar ucuzlayacak. İşte gördünüz. Temmuz ayındayız bakın. Değil mi? Temmuz kış aylarından bir tanesidir. %157 ortalama üretici fiyatları artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Üretici fiyatlarının artması, özellikle girdi maliyetlerinin yükselmesi ki o da hemen hemen aynı oranlarda, bir de üretici girdi maliyetlerinin yani üretici üretim istatistiklerinin de fiyatlarının da yükselmesi önümüzdeki dönemde her ne kadar bugün tarım kredi kooperatifleri indirimli ürünlerin satışına başlamış olsalar da bu tablonun çok fazla değişmeyeceğinin de çok 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 basit herkesin ulaşabileceği bir göstergesi. Açık ve net değerli dostlar. Bir de şu var, bir de şu var. O da bence hani dedik ya bu konunun çok fazla alt başlığı vardır diye. Verelim biraz çiftçi görüntüleri Ömür abi. Tarımda çalışan üreticilerimizin, işçilerimizin görüntülerini vardır elinde muhakkak. Tarım kredi kooperatiflerinin görevi bu mu? Hani bir de bunu sorgulamak lazım değil mi? Ne dersiniz? Yani tarım kredi kooperatifleri tamam üreticiden aracısız ürün aldığını söylüyor. Bunları en uygun koşullarda üreticiye sattığını söylüyor, tüketiciye sattığını söylüyor. Amma ve lakin adında tarım olan ve kooperatif olan bir kuruluşun görevi yani bütün serbest piyasa kurallarını çiğneyerek, esnafı da zora sokarak bunu yapmak mı? Bir görev zararı olmayacak mı? Diyorlar ki olmayacak. Hani kâr etmeyeceğiz. Bu şu anlama da gelir. Eskiden de kâr ediyorduk. Demek ki %30 indirim yapabiliyormuşuz. Demek ki %30 şimdiye kadar pahalı satmışız biz bu ürünleri. Bu sonuç çıkmaz mı? Çok rahat çıkar. Peki tamam o zaman da çok fazla kâr etmiyorduk. Şimdi de bu kârımızdan feragat ediyoruz. %30 indirim yapıyoruz. Görev zararı kime yazılacak? Tarım kredi kooperatiflerinin görev zararı devlete yazılmıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi ya da Et ve Süt Kurumu gibi kurumlarınki tamam hazineye yazılıyor ama tarım kredi kooperatiflerinin yazılmıyor. Nereye yazılıyor? Değerli dostlar, çiftçiye yazılıyor. Az önce ekranda gördüğünüz çiftçiye, üreticiye. Ha, şu olur mu olur yani Türkiye'de artık her şey bir sabah kalkıyoruz bir maddeyle değişmiş gitmiş görev zararı hazineye yazılmıştır. O zaman da 85 milyon ödeyecek işte. Peki şimdi şunu da diyebilirsiniz ya ne yapılsın? Yani indirim yapılmış Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermiş herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor olmasın mı? Olsun da yöntemi yolu bu değil. Yöntemi yolu ne? O da şu ilk başta.
İşte şu tarlada, bağda, bahçede, hayvancılık işletmesinde çalışan üreticilerimizin girdilerinin maliyetlerini düşüreceksiniz. Bununla ilgili de bir haberimiz var, yorumlarımız var, onu da vereceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi bir açıklama yaptı. O da son derece önemli, atlamayalım onu. Neyse, başa dönelim. Bir, girdi maliyetlerini düşüreceksiniz. İki, arada özellikle bu enerji ve akaryakıt giderleri o kadar arttı ki ve bunların vergi yükü o kadar çok ki, eğer gerçekten kalıcı bir şey yapmak istiyorsanız, hadi diyelim ki yani çiftçinin mazotuna indirim yapamadınız. Bari gıda taşıyan, sebze meyve taşıyan, işlenmiş gıda taşıyan tırların, kamyonların en azından bunu takip edin de bunların akaryakıtının indirime gitmesini sağlayın, vergi almayın, bir şey yapın, bir bölümünü karşılayın. Ancak böyle düşer. Ha, bütün bunları yapamıyoruz. Ha, şimdi şunu diyecek olanlar da muhakkak vardır. Ebe kardeşim, işte girdilerin KDV'si düştü. KDV'si düştü, indirildi, sıfıra inen var, %1'e inen var, 8'e inen var. Tamam, eyvallah, geçtiğimiz oran, geçtiğimiz yılların oranlarına göre düşük ama o KDV indirimi kadar zaten hemen zam yapıldı. O zaman girdi üreten firmalar bu zammı yapmasın kardeşim. Ya bu enflasyonist ortamda yapar, onu da denetleyecek olan sensin. Gerçekten onların da girdi maliyetleri arttıysa ve buna uygun bir şekilde zam yapıyorlarsa eğer, o zaman tepelerine bineceksin. Birkaç tanesini rekabet kurumuna verdik. Sonuç işte %157. Sonuç gıda enflasyonu %100. Olmayacak. Bakın, Bedrettin Yıldırım var. Tanıyan tanır. Tweetini vereyim ekrana. Bir sürü kamu görevi yaptı. Milletvekilliydi. Buradaki asıl önemli görevi Sayın Bedrettin Yıldırım'ın, yani bu programa konu olmasının asıl önemli sebeplerinden bir tanesi de tarım kredi kooperatiflerinin uzun yıllar genel müdürlüğünü yapmış olması. Diyor ki, tam da bugünlerde atıyor bu tweet'i. Yani bir iki gün önce attı galiba. Tarım kredi kooperatiflerinin de siyaset kurumu ne zaman müdahale etmişse işte o zaman kooperatiflerin yıkımı olmuştur. Tarım kredi kooperatiflerinde siyaset kurumu ne zaman müdahale etmişse işte o zaman kooperatiflerin yıkımı olmuştur. Adeta kooperatifler bir yıkıma uğramış, çalışanları ücretlerini alamaz olmuştur. Bu çiftçi kuruluşu tasfiye ile karşı karşıya kalmıştır diyor. Bugünlerde atıyor bu tweet'i, tam bu açıklamalar, bu indirimler açıklandıktan sonra atıyor. Yıllarca Tarım Kredi Kooperatifi'nin genel müdürünü yapmış Bedrettin Yıldırım. Ya açıkçası diyor ki, kurumu batırıyorsunuz. Haberiniz olsun diyor. Bunlar ne kadar görünür? Biz elimizde olduğu kadar görüp aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bakın, burada bir önemli nokta daha var. Milli Gazete'nin bir haberi var. Bu Milli Gazete'nin haberinin kaynağı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Gıda kalemlerinde yaşanan kriz, içerisinde bulunduğumuz ağır ekonomik krizin en önemli ayağı olarak karşımızda dururken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tam da ülkemizin tarım ve hayvancılıkta yerine getirmeye başladığı yıllarda IMF yetkililerinin ülkemizde tarım ve hayvancılıktan çıkması gerektiği yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. Şimdi bakın, bir açıklamanın içeriği kadar ne zaman yapıldığı da önemli. Hangi gazetenin bunu nereden gördü, yani manşetten mi gördü, içeriden mi gördü, bütün bunları birlikte değerlendirmek lazım. Yoksa sadece kuru kuru yetkililerin açıklamalarını okuyup geçiyoruz, doğru zannediyoruz. Bu alt metinleri, alt satırları, parametreleri okuduğumuzda bir şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tam da IMF'den para aldık mı almadık mı, o swaplar falan acaba hangi kategoriye göre tartışırken bu açıklamanın gelmesi. Az önce de Sayın Yıldırım'ın, bakın siyaset müdahale ederse tarım kredi kooperatifleri olduğu gibi diğer kooperatifler de biter. Bakın, üretici ortaklarını bir kenara bırakın, kendi maaş, personeline maaş veremeyecek duruma gelebilir açıklaması. Bu açıklamayla birlikte değerlendirildiğinde akla gelen soru şu, açık ve net: acaba tekrar tarım, böyle algısı çok yüksek, tüketicilerimizin belli bir bölümünün kısa bir süreliğine de olsa yani cüzdanını rahatlatacak, güzel bir algı yapacak, bakın indirim yaptık, özel sektörü de seslendik, onlar da mutlaka yapmalı şeklinde oya tahvil edilecek bir açıklamayla acaba arka planda hala
bunlar mı var sorusu herhalde sadece bizim aklımıza gelmiyordur. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi çok önemli bir açıklama yaptı hafta sonu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi bir tweet'i vardı, onu verelim abi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat grubu başta olmak üzere stratejik ürünler için iki girdiği biz karşılayacağız. Mazot ve gübre, bunlar zaten karşılanıyor. Tamam da hayvancılık için de yem desteği vereceğiz. Burada önemli olan konu şu, desteklerimiz nakdi değil aynı olacak. Yani parasını vermeyeceğiz. Yani gübrenin, mazotun da, yemin de kendisini vereceğiz diyor. Üreticilerimize de ihtiyacı olduğu anda destek verilecek. Yani üretici ilk önce harcıyor da ertesi yıl ya da bir sonraki yıl, iki yıl sonra alıyor ya o desteği bölüm bölüm, parça parça. Hayır, aynı olacak ve o yıl vereceğiz diyor. Bakın, bu çok tartışılacak bir konu, çok suistimali açık bir konu. Bu sektöre hizmet veren üreticisi başta olmak üzere herkes bu işin suistimal edileceğini çok iyi biliyor. Yanlış değil ama çok güzel bir sistem oturtulmalı. Hangi gübreyi vereceksin? Mazotu nasıl vereceksin? Hangi firmadan vereceksin? Bazı firmalara çıkar sağlayacak mısın, sağlamayacak mısın? Yem desteği vereceğiz. Hangi firmalar? Yani Yem Sanayicileri Birliği'nin belirlediği firmalar mı? İhaleye mi çıkılacak? Bu ihalelerde neler olacak? Tamam, her şey verildi, yolunda gitti, her şey şeffaf yapıldı diyelim. Acaba piyasaya gerçekten hani sahte olmayan ürünler mi verilecek? Gübrede de aynı şekilde. Mazot hangi istasyondan kaça alıp kaça vereceksiniz? Nasıl bir planlama sistemi olacak? Mesela şu anda iki ay sonra tekrar ekimler başlayacak. Çiftçi açıkçası açık açık soruyor ki, şimdi Sayın Bakan bu açıklamayı yaptı, aynı vereceğiz dedi. Yani gübre desteği vermeyeceğiz, gübrenin kendisini vereceğiz çuvalla. Ben şimdi gübre alayım mı almayayım mı diye soruyor. Yani altı çok 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 detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar doldurulmadan bu açıklamaları yapmak piyasaların dengesini alt üst ediyor. Çiftçi de ne yapacağını şaşırıyor. Buna biraz yarın devam edelim. Bu çok önemli. Sen üret yeter demiş Sayın Bakan. Doğru söylüyor ama çiftçi, yani sen dediği çiftçi üretiyor da yeter dediğimiz kısmının gerekliliği ne kadar sağlanıyor? Bu hala çok büyük bir soru işareti. Çok fazla sayıda aslında konu başlığı biriktirmiştik. Tarım kredi konusunu biraz fazla uzattım. Onların bir bölümünü yarına aktaracağım. Çok önemli bir gündem olmazsa. Yayında yapımda emeği geçen çok fazla sayıda arkadaşım var, sağ olsunlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsinde bu yayın duracak. Oralardan da kaçırdıysanız tekrar birlikte olabiliriz. Yayından sonra attığınız mesajları da okumaya gayret gösteriyorum efendim. Sağlık ve varlık içinde. Hoşçakalınız. Profesyonellerin tercihi Çelikel ürünleri Çelikel bayilerinde. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Çiftçilerimizin tercihi Özdöken HPM serisi hububat nibzeri ürün donanımları. 3 farklı teker ölçüsü, standart tek borulu ve opsiyonel çift borulu ekim tertibatı, opsiyonel merdane, opsiyonel yaylı pistonlu iz kabartma, opsiyonel küçük tohum sandığı. Özdöken, bu bereket hepimizin. Agrotoria ürünlerini ilk kurulduğu yıldan beri kullanıyorum. Ağaçlarım görüldüğü gibi meyve, her yıl meyve vermekte. Kirazından, cevizinden, zeytininden benim ilgilendiğim alanlar bunlar. İnanılmaz müthiş bir sonuç alıyorum. Neden Agrotoria? Bu çok önemli. Bir defa yerli, paramız ülkemizde kalıyor. Onun için Agrotoria. Agrotoria 5 ağacı olanla 5000 ağacı olanı da aynı mesafede. Bir telefon kadar yakın. İstediğin an ulaşabiliyorsun en üst patrona bile. Niye Agrotoria olmasın? Agrotroya. Beslerken koruyoruz.
yarım asırlık tecrübemizle ülkemiz ve bölge çiftçisine tohum alanında da hizmet etmeye devam ediyoruz. TİGEM bayiliğimizin yanı sıra yerli ve yabancı tohum tedariğinde bir telefon kadar yakınız. Yüz güldüren hasat için sertifikalı tüm tohum ihtiyaçlarınız için hemen arayın. Türeli Ziraat Aletleri, Merzifon, Amasya. Tarım Türk Dergisi organizasyonuyla Nevşehir 3. Patates Paneli. Patateste dünya trendleri ve patatesin geleceği konulu sempozyumda patates sektörü mercek altına alınıyor. Özel konuşmacılar, canlı yayınlar, sunumlar. Türkiye patates sektörünün kalbi bu panelde atıyor. Geniş bilgi ve rezervasyon için 0535 275 1505 0538 893 2744. Hayvanlarınızı güvenli ortamda tutamıyor musunuz? Yabani hayvanlardan bıktınız mı? Bağınızda, bahçenizde, tarlanızda mahsulleriniz zarar mı görüyor? Melasti elektrikli çit sistemiyle artık mutlusunuz. Melasti, kullanıcı ve hayvan dostu. Netafim uzmanlarından hep en doğru bilgiyi alıyorum. Sadece damla sulamanın en iyisi bu derece sağlam ve hızlı bir destek sunabilir. Geleceğimiz tarımda. Tarımla ilgili her şey 5. Çanakkale Tarım Fuarı'nda. 5. Çanakkale Tarım Fuarı 7-10 Eylül tarihlerinde Kepez Kapalı Pazar yerinde. Yarışmalar, etkinlikler, ödüllerle zenginleştirilmiş fuarımıza tarımla ilgisi olan herkesi bekliyoruz. Zor koşulları severiz. Profesyonellerin tercihi Çelik El ürünleri Çelik El bayilerinde. Çelik El, profesyonellerin tercihi. Arkadaşlar, Ankara'dan Sincan Hayvancılık Bölgesi'nden herkese tekrardan sevgiler ve saygılar. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 2 ay önce bir programda osilajımız gelmişti. Beraber bunu çiğnemiştik. Buna osilajın olduğu günleri de görürüz inşallah demiştik. Bugün 2 ay geçti. Yaklaşık üzerinden 2,5 aya yakın bir zaman geçti. Bugün silajımızı açıyoruz. Hatta bir önceki programda şunu söylemiştim size. Kabayım ihtiyacınızı giderirken mutlaka fazla
Yani fazla alın ki bu süreçleri rahat bir şekilde başınız ağrımadan geçirin. Çünkü biliyorsunuz fiyat değişkenliği çok fazla ülkemizde. O yüzden bir önceki silajınız bitene kadar, bir önceki yılın silajı bitene kadar yeni açacağınız, yeni alacağınız silajın fermente olması da geçici zaman için ekleyin. Bugün silajımızı açıyoruz. Arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Gördüğünüz üzere aslında silajların en çok çürüyen kısmı ön kısımlarıdır. Burada şöyle yapmayın, yanlış bir şey yok burada. Maalesef kenarları kapatırken ne kadar dikkatli etsek en çok hava aldığı yer burasıdır. Yine de beraber bakacağız. Çiğnediğimiz yeri, yaptığımız yeri nasıl yaptık, iyi yaptık mı, silaj oldu mu diye beraber göreceğiz. Bir önceki programlarda hep şunu bahsetmiştik. Dedik ki yani bu sizin bir yıllık hayaliniz, bir yıllık emeğiniz burada. Çünkü bunu alacaksınız ve bir yıl boyunca bu hayvanları yedireceksiniz. Bütün verimin, bütün kalite buradan geliyor. Çünkü kabayem bizim gibi işletmelerin can damarı oluyor. Bu yüzden de işletmelerin kabayem alırken artık çok çok daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü fire bizim artık kabul edebileceğimiz bir noktada değil. Eskiden ucuzdu. Yaklaşık 150 lira, 200 lira olduğu dönemleri de hatırlıyorum ben silajların. Bugün silajlar 1000 liranın üstünde bir maliyetle buraya geliyor. Bir ton çürütmeniz demek 1000 liranın çöpe gitmesi anlamına geliyor. Bu yüzden mutlaka arkadaşlar yaptığımız işi en doğru, en iyi şekilde yapalım. Ve en kaliteli silaj ve kaba yemi almaya çalışalım. Kaba yemi derken sadece silaj değil, yoncu olarak da aynı şeyi düşünün. Bu çünkü bu bir yıl boyunca size artık bu para kazandıracak olan materyal, ham madde. Bu ham maddenin kalitesi sizi çok ama çok etkileyecek. Kötü bir ham madde alırsanız, kötü kaliteli bir ham madde, istediğiniz besin değerlerine sahip olmayan bir ham madde alırsanız maalesef bir yıl boyunca sizlere düşük bir süt verimi ya da et verimi olarak geri dönecektir bu. O yüzden ham maddemizi alırken dikkat edelim. Arkadaşlarımız silajımızı açtı. Kapatırken dediğim gibi ön taraflarda çürük olur. Özellikle bakın dikkat ediyorsanız, bakın ön taraf kapandığı halde burada çok çürük olmuyor. Bakın çok şey olmayacak, göreceksiniz. Ama suyla temas eden köşelerde bakın daha çok çürükler var. O çürükleri maalesef engelleyemiyoruz. Ben şahsım adıma bir önceki seferde de şöyle yaptım. Daha yüksekten geldim yine yaptım ama yine oradan maalesef ama maalesef kapamaların o geldiği köşelerden geliyor bir çürüme yaşıyoruz. Bugün bakın arkadaşlar silajımızı şöyle bir açalım ve göreceğiz. Beraber kapadık. Bakın silajımız bakın sıfır neredeyse. Sıfır arkadaşlar. Sıfır direkt bir şekilde yok. İçine elimi sokuyorum. Isınma yok. Harika bir şekilde silaj olmuş. Kalitesini de şimdi analize göndereceğiz tekrardan. Biraz şu ön tarafı aldıktan sonra analize göndereceğiz. Bu yüzden kapama ne kadar önemli, çiğneme ne kadar önemli onu anlatmaya çalışmıştık bir önceki program sizlere. Ve burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu programın temel amacı şu. Yaptığımız hataları da doğruları sizle paylaşmak. Yaptığımız bütün hatalar, bütün doğrular hepsi daha geçmişteki tecrübemizden geliyor. Tecrübeyi paylaşmaya çalışıyoruz sizinle. Ya bunu yaparsınız yapmazsınız. Bu bizim sizin tercihiniz. Ona bir şey diyemem. Ama dediğim gibi bugün beraber açtık sizinle. Hiçbir şey yapmadık. Nerede hata yaptık ya da bu hata düzeltilebilir mi? Siz buna bir formül bulabilir misiniz? İnşallah bulursunuz. Hani ben elimden geldiğince bulamıyorum ama bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Çünkü neden? Bu yaptığı herhangi bir yerinden şöyle kaldırın. Bakın hiç çürüme yok. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Hiç çürüme yok. Isınma? Hiç ısınma yok. Bakın bu silajın üst tarafı ve partikül boyutuna bakın. Hayvanın isteyeceği büyüklükte. Bu özellikler neden çok önemli arkadaşlar? Siz dedim ki bir yıl boyunca bu ham maddeyi yedireceksiniz. Bir yıl boyunca bu ham maddeden verim almak isteyeceksiniz. Bu ham maddeden para kazanmak isteyeceksiniz. Ama eğer bunu iyi kapatamazsanız, birçok fireniz daha başlangıçta burada fire vermeye başlarsanız ne olur? Bir kere zaten başta kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden ham maddeler çok önemli ve bunu kapama, çiğneme şekli çok önemli. Programda şunu bahsetmiştik o gün hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçmişteki o programda dedik ki silaj çiğnenirken şu çok önemliydi sıkıştırma. Bakın arkadaşlar bir saat iki saat fazla traktörünüz çalışsın ama çok dikkatli ve her köşeye sirayet edecek şekilde yapın bu işi. Ne oldu? Sıkıştırma işini güzel bir şekilde yapmış olduk. Ha, biz de bunu daha önce tecrübe ettiğimiz için sizlerle paylaştık. Daha sonra ne dedik? O silajında inoklant olmak zorunda. İnoklant bir hızlı bir şekilde fermente olmasını hızlı bir şekilde bu halk diliyle kızışma diyelim bizimle kızışmasını hızlı bir şekilde engelliyor. Bu yüzden de kalitede ödün vermeden yüksek kalitede bir silajı elde etmiş oluyorsunuz. Üçüncüsü arkadaşlar kapama. Ne dedik? Yaptık, evet çiğnedik, yoklantımızı attık ve bunu artık hızlı bir şekilde kapatmamız lazım. Biz burada elimizden geldiğince
en optimum koşullarda bu dediklerimizi yapmaya çalıştık. Dediğim gibi sizinle birlikte açmamızın da bir amacı şuydu. Evet, bakın biz burada yanlış yapıyoruz ve bu yanlışı siz yapmayın, siz daha iyisini yapın diye anlatmaya çalışıyoruz. Ben su geçişlerini bu köşelerde engelleyemiyorum. Belki 300-500 kilo, belki burada da 300-500 kilo bir fren oluyor. Ama bakın neredeyse üst noktalarda sıfır fren veriyorum. Bakın hemen dediğim gibi silajı kaldırdığımızda daha gelmeden bakın silajımızın hiçbir bozulma yaşamıyoruz. Ha, tabii şu diplerde bozulma yaşanıyor. O da hani hava alıyor zaten buradan. Ama silajımızın üst kısmında hemen bu kısımlarda genelde şey derler. Üstlerde böyle bir iki parmak fire verilir derler. Hayır arkadaşlar, üstlere tuz atalım derler. Ben atmıyorum. Atmadığım halde bile çürüme yaşamıyorum. Sana sıkıştırma ve hızlı kapamaya dikkat ediyorum. Ancak benim yaptığım ve hani bunu başaramadığım nokta ise şurası. Dediğim gibi o köşelerdeki çürümeyi bir türlü engelleyemiyorum. İki, biliyorsunuz bizim ülkemizde şöyle derler. Yani hep size akıl verirler. Ya bu olmasın, şu olmasın. Nedir mesela? Derler ki hayvan beslemeyin, işte köpek beslemeyin falan derler. Ya mesela ben de mesela bu neden acaba diye sorgularsınız. Ben de sorguladım. Neden acaba falan diyordum. Besliyordum ve şunu gördüm. Arkadaşlar köpek beslemeyin. Sebebi şu. Köpeğimizi salıyorduk. Biraz hırçın bir köpek. Ondan sonra patileriyle birlikte naylonun üstüne çıkıyor ve naylonu deliyor. Nereden üstünden gitse deldiği her noktada bir lokal çürüme yaşıyorduk. Yani sanki yani köpeğe bakacağız ama silajımızdan oluyorduk.